Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Gecesi Bilek Güreşi Turnuvası'nın diğer bir maçı olan Herman Stevens ve Efe Kömek'in maçının analizini yapacağız. Burada sağ kolda maç atacaklar. Daha sonra da sol kol maçları var. Zaten en sonunda sol kol maçlarını atacağım. Tercih eden arkadaşlar da onu orada izleyebilir. Şu an Efe Kömek giriş yapacak. Efe baya böyle hacimli. Zaten daha önce Strongman yarışmalarında katılmış bir sporcu. Bilek güreşinde de mağazası çok eski değil işin aslı. Bu pandemi girdikten sonra da çok fazla yarışamadı ama en son yanlış hatırlamıyorsam 110 kiloda birincilik elde etmiş bir sporcu Türkiye'de. Arif Ertem köşesinde onun şu anda. İlk maçta Efe çok fazla yüklüyor yukarı doğru arkadaşlar. Efe'nin bir de şöyle bir durum var. Bağda özellikle çok iyi maç atabiliyor. Çünkü ön bireyini düşürüp çok fazla yükleyip hamur kuvvetiyle beraber beden kuvvetini geri doğru çok iyi kullanabiliyor. Herman da bayağı bir yüklüyor. Efe ön bireye düşük olduğu için biraz altta, baskın olarak altta kalıyor. Muhtemelen bu zaten bağa kaçması gerekiyor maçın. Çünkü Efe'nin hafiften bilek düşük. O çok yüklüyor. Orada aslında değiyor galiba ama. Ağır çekimde ama şurada kolda çıkmış arkadaşlar. Hani kol hangi aşamada çıkıyor? Bir faul var ortada. Burada mı çıkıyor? Hani biraz daha böyle başlar başlamaz el değdiği aşamada mı çıkıyor? O önemli. Hakemler bağ veriyor. Efe bağda çok etkin bir bilek güreşi. Zaten çok kolay bir şekilde istediği noktaya alıp istediği açıya alıyor. Ama ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kendi çok aşağı doğru basıyor burada. Farkındaysanız. Yani kolu çok yukarıdayken kendi çok aşağıda, bu onun baskı yapmasına izin vermiyor ki rakibi de ileri doğru sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça da geri gitme payı artık kalmadı. Çok güzel bir şey yapıyor. Yapabileceğin işlerden bir tanesini yapıyor arkadaşlar. Belli bir yerden sonra gitmiyor. Çünkü kol rakibin bu aşamada yoruluyor bir yandan. Yoruluyordu. Yorulduğunu düşündüğümüz zaman burada hani elde bütün ağırlık gidemiyor. Yavaş 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 yukarısına çıkıp beden kuvveti kattığı anda o yorgun kısım, ki Efe'nin orası hiç yorulmamış. Sadece bu şekilde çekmiş. Hemen açısal olarak yer değiştirdiğiniz anda böyle maçı çok kolay kazanabiliyorsunuz. Böyle ilk maçta da yenilince insanın modu gerçekten çok düşebiliyor. İkili maçlarda özellikle. Bu psikolojide bu işlerde çok önemli olduğu için aslında ilk maç gerçekten çok önemli olabiliyor. Bu maçlar 19 Haziran'da TV8.5'ta yayınlandı. İkinci maçtayız arkadaşlar. Başlıyor. Efe biraz daha ön bileği düşük. Zaten bağa kaçmak için özellikle maç atıyor. Çünkü bağ gerçekten çok farklı bağsız haline göre. Herman Stevens'a bir tane faul veriyorlar. Kolu kalktığı için. Bağda yine farkındasınız ne kadar yoruldular. İkinci maçtalar daha. İnanılmaz bir yorgunluk var. Yine aynı şekilde elini bozuyor. Ancak güzel olan şu kol kısmını dizginleyerek yapıyor maçını. Bu sefer daha rahat kazanıyor arkadaşlar. Sebebi şu kısmı çektiğiniz zaman hani böyle değil de biraz daha buraya ezerek dizginleyerek gittiği için rakip bu pozisyondayken araya omuzu katamıyor artık. Çünkü burasını eziyor bir yandan. Oradan da maçı, ikinci maçı alıyor Efe. Belli yere kadar gidiyor arkadaşlar. Şurasını ezmeye devam ediyor. Bırakmıyor. İyice bu arada aslında sıkıştırıyor onu farkındasın. Yani şurası kontrol Efe'de olduğu için burayı daha rahat araya katabiliyor. Ama bu alt kısım hani rakibin şu kısmından burayı tam kontrol etmeseydi rakip içeri girip Efe gitgide bu şekilde hani daha aşağıda kaldığı pozisyonda kalabilirdi. Ve bir yandan da açısal olarak yenilme ihtimali bile ortaya çıkabiliyor. Tabii güç farkı var arada. Hani yenemez belki ama teknik olarak o ihtimal olabiliyor. Üçüncü maçta arkadaşlar Efe son derece ön bireyini düşürüyor. Bir hakem düzeltiyor. Çok fazla maç başlamadan yüklemeleri gerekiyor gerçekten. Efe gibi birisine özellikle çok yüklemesi gerekiyor ki parmaklarını iyice boşluğunu alsın ve parmakları zorlansın, dolanamazsın istediği yere. Ki burada Herman dolanıyor ama hiç beklemediği bir şeyle karşılıyor. Şu maç arkadaşlar diğerinde donuyordu canlı yayından aldığımız için. Bu maçı özellikle daha sonra yeniden bir yerden buldum. Orada çekerken yakalıyor rotasyon kısmını. Çok rahat pozisyonda güya öyle düşünürken. Efe çok hızlı bir şekilde burada içeri doğru girişini yapıyor. Yani hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Ki Efe bu noktada çok kuvvetlidir. Burası da demek ki belli bir seviyede kuvvetli ve uyumuyor. Yani şuradan bir daha başlatacağım. Burada arkadaşlar giriyor aslında, kendi açılıyor. Ancak şu kilidini çok fazla böyle direkt böyle vermeden hani buradan içeri doğru giriyor ve basınçta çok hızlı hareket ederek alıyor. Hani çünkü bilek geçti öyle anında karar vermek çok zordur. O noktada da güzel bir şeyler başarmış diye düşünüyorum en azından.
Hiç beklemiyor çünkü bu noktada kitlemiş, şurada taşıyacak Efe'yi. O bu taraftan içeri doğru hamle yapınca direkt o baskın noktasından çıkıp açısı bozuluyor arkadaşlar. Şu donmaları canlı yayındaki donmalardan dolayı, orada internetle ilgili herhalde donmalar olduğu için bu donmaları da oradan yaşıyoruz. Ama birçoğunu çıkartmaya çalıştım. İşte birden oluyor. Burada çok büyük ihtimal ben artık şeye veriyorum. Hani Efe zaten alıyor maçı. Bir tanesini sanki böyle yatıyor mu yoksa direkt basınç mı deniyor? O bir kafamı karıştırdı. Çünkü Efe zaten basınççı değil. Basınç denese o pozisyona düşme ihtimali var. Çünkü gerçekten iyi kısmı orası değil Efe'nin. Bu da zaten donuyor. Dediğim gibi oradan son maç, işin aslı son maçı bu şekilde yani hareketlerinden de maçı sanki verdiği böyle gözüküyor gibi. Ancak yine söylüyorum, Efe ile bu konuda konuşmadım. Basınca girmeye çalıştıysa da aynı sıkıntıyı yaşama ihtimali var. Çünkü gerçekten Efe'nin baskın noktası çektiği şu kısmın bile düşük. Ve bağda basınç noktasında ne kadar yetenekli bilmiyorum. Belki girdiyse gerçekten açmış da olabilir. O noktada kesin bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Efe burada kazanıyor. Şimdi arkadaşlar sol kol maçları olacak. Onu yorumlamayacağım çünkü hepsini çok çok rahat alıyor gerçekten. Çok yorumlayacak bir şey göremedim orada. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Maçları izlemeye devam edebilirsiniz.